ağır bir dil mi oldu? Yani işte bunlar iyi günler dediği gibi Sayın Ağar Halinoğlu'nun. İşte yani kötü günden ne olduğunu anlamadık mesela. Kötü gün ne demek? Şimdi yani sniper mı yerleştireceğiz yani sağa sola? Ne demek kötü biz gün? Biz burada olması arkadaşlar, gereken... Arkadaşlar klimayı biraz daha açabilir miyiz? Ya? Çok sıcak olur. Emin misin? Sen üşüdün mü? Bayağı vuruyor ama. Tamam peki tamam. Bu kıvam yeterli. Daha gel hafif gelmiş. Biz burada tabii olması gereken hadiseyi yani olması gereken nezaketi, olması gereken tavrı saatlerce konuşabiliriz teoride. Ama işin pratiğine baktığımızda yani meseleyi bir ilk önce rasyonel temele, mantık temeli bir oturtmamız lazım. Mesele nasıl başladı, nedir? Şimdi meselenin başlangıcında Türk siyasi tarihinde daha önce görülmemiş bir şekilde, daha önce görülmemiş ve yaşanmamış bir şekilde son derece galiz ve son derece siyasi edebe aykırı bir şekilde ülkenin uzun süre başbakanlığını ve cumhurbaşkanlığını yapan bir lidere, hem de toplumu birçok kere uçurumdan döndüren lidere, işte MİT müsteşarı FETÖ tarafından çağrıldığında bunu engelleyen, işte FETÖ'cü savcılar tarafından çağrıldığında bunu engelleyen, 15 Temmuz'da milletiyle beraber 15 Temmuz'a direnen ve memleketi bir kez daha uçurumdan döndüren bir cumhurbaşkanına, karizmatik bir lidere, siz kalkıp Netanyahu ile özellikle de en hassas olduğu nokta olan Filistin meselesinde. O kadar hassas ki Filistinliler dahi bunun farkında. Filistinliler dahi bunun farkındayken siz kalkıp bu lidere eğer Netanyahu ile birlikte bir cümle kurarsanız ve Netanyahu eleştirinizi, Netanyahu itirazınızı, lanetlemenizi bu şekilde pasifize ve nötralize ederseniz ve cümlenin ondan sonraki kısmında da Netanyahu'nun çocuk öldürmesine atıf yaparsanız burada demokratik noktada kıyametin kopması, demokratik noktada hukuk sınırlarıyla kıyametin kopması tabiidir ve beklenir. Kıyametin kopmasından kastı İkizdere'deki olaylar. Bakın hukuk sınırında demokratik noktada verilebilecek en üst tepkiden bahsediyorum. Fiziki müdahale olmadan, fiziki mukavemet olmadan, fizik kullanılmadan, güç kullanılmadan yapılabilecek en üst sınırı kastediyorum. Hani diyoruz ya ne kadar vahim olursa olsun söz, ne kadar vahim olursa olsun fikir serdetme özgürlüğü, fikir özgürlüğü, dışa vurma özgürlüğü. İşte dolayısıyla buradaki Rize'deki ve İkizdere'deki ve Çayeli'ndeki olayları ben bu kapsamda değerlendiriyorum. Bu çok tabiidir. Bununla karşılaşacağınız o cümleyi sarf ettikten sonra Rize geziniz var. Daha önceden planlanmış büyük ihtimalle değerli genel başkan. İki ay önce. Genel başkan yardımcı iş biliyor. Daha önceden planlanmış. Bir geziniz var. O geziden önce böyle bir söz söylediğinizde basiretli bir siyasetçi olarak, tecrübeli bir siyasetçi olarak Rize'de ne tür bir tepkiyle karşılaşacağınızı bilirsiniz. Dolayısıyla ben yani burada provokasyon kelimesini kullanmaktan imtina ederim. Kullanmak istemem ve yakıştırmam ama burada basiretli bir siyasetçinin buna zemin hazırlayıcı söylemleri ve sözlerini siyasi sorumluluktan uzak olarak değerlendiririm. Siyasi sorumluluktan uzak bir hal olmuştur. Benim kanaatime göre şudur. Her ne kadar değerli genel başkan yardımcısı bu sözleri tevil etme durumunda kalsa da, yumuşatsa da o da çok anlaşılabilirdir. Partinin sorumlularından birisidir. Çok anlaşılabilirdir. Yapmak zorunda olduğu hadise budur. Sorumlulukla yapmak zorunda olduğu hadise de budur aslında. Yani bunun elbette yumuşatılması, yumuşak ton verilmesi lazımdır bu üsluba. Genel başkan yardımcısı bunu yapmıştır. Daha önceki programlarda da yapmıştır. Beraber katıldığımız programda da yapmıştır. Fakat bu söz çok yumuşatılabilecek bir söz ve milletin o yumuşamayı algılayabileceği ve ikna edilebileceği bir noktadan çıkmıştır söz. Dolayısıyla burada ben Rizeli hemşerilerim, değerli hemşerilerim tepkilerini demokratik sınırlar içerisinde fiziki mukavemet olmadan, fizik kullanmadan, fiziki güç kullanımı olmadan yaptığı kanaatindeyim. Şimdi Cumhurbaşkanımızın bir atfı şudur. Arabaya saldırdı. Şimdi zor tuttuk yani, bakın, arabanın üstünden aldık çocukları. Peki o zaman ben açmayacaktım, söyleyeyim. İyi Parti'nin Erzurum ilçenin başkanının yumruğunu gördük. Vatandaşa karşı attığı yumruğu gördük. Vatandaş ne diyor biliyor musunuz? Recep Tayyip Erdoğan diye slogan atıyor. Ve yumruk yiyor. Ya bunu nereye koyacağız peki? Yani güçlendirilmiş parlamenter sistemden anlamamız gereken bu hadise midir? Yani bu değildir elbette. Dolayısıyla burada bence ilk ortamı kızıştıran, vatandaşları kışkırtan İyi Partili Meral Akşener'in mahiyeti olmuştur. Benim kanaatim budur. Şimdi bölge insanının Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti üst seviyededir. İşte bir takım pankartlardan bahsediyor. Kışkırtıcı pankartlar asıldı. Ya pankartlar diyor ki reis bizim reisimizdir. Reise söz söyletmeyiz gibi pankartlar var. Ya bu gayet doğal. Demokratik noktada hiçbir sıkıntısı olmayan bir milletin, hemşerilerim, değerli hemşerilerim, Rizelilerin
bağrından çıkan lideri koruması ve savunması refleksidir. Bunu bu şekilde anlamamız lazım. Yani Avrupa'da liderlere yumurtalar atıldığında, en şiddetli protestolar yapıldığında bunu biz demokratik olarak değerlendireceğiz. Fakat Türkiye'de yapıldığında bu diyeceğiz ki inanılmaz bir kutuplaşma var diyeceğiz toplumda. Ya öyle bir kutuplaşma falan yok. Siz bu sözü serdederseniz Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı, değil Rize'de, Sayın Cumhurbaşkanımız onu ifade etmiştir. Değil Rize'de, memleketin tamamında istikrarlı bir şekilde bu protestolarla yüzleşmek zorunda kalırsınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın özelliğinden, biraz önce saydığımız özelliğinden kaynaklanan bir hadisedir bu. Dahası var. Sayın Cumhurbaşkanımıza her ne kadar muhalefet edenler bile bakın. Muhalefet edenler bile. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kere bile oy vermeyenler. Ama hakşinas ama adil insanlar dahi Sayın Cumhurbaşkanımızı saygıyla karşılarlar, saygı duyarlar Sayın Cumhurbaşkanımıza. Dolayısıyla bu Türk milletinin genel kabulüdür. Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk milleti için ifade ettiğini anlamazsanız, işte Sayın Cumhurbaşkanımız bu hadiselerin tekrarlanacağını söyler. Bu bir tespittir, bu bir tehdit değildir. Bakın, benim kanaatim de odur. Ben bundan önceki sosyal medya paylaşımında bu hadiselerin, bu protesto hadisesinin ama hukuk sınırı içerisinde kalmak kaydıyla, demokratik sınırlar içerisinde, fikir özgürlüğü içerisinde, ifade özgürlüğü içerisinde kalmak kaydıyla hadiselerin tekrar edeceği ve bu hadisenin, bu sözün unutulmayacağı kanaatindeyim. Bu söz unutulmaz. Siyasi tarihi açısından, Türk siyasi tarihinde bir lekedir bu söz. Hiçbir lider, Sayın Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu dahil o kadar sertleşmesine rağmen Netanyahu ile birlikte aynı cümlede zikretmemiştir. Bu zikredilebilir bir durum değildir bu. Ama elbette ki burada ortamı yumuşatması gereken, bu sözleri tevil edip yumuşatması gerekenler biz değiliz tabii, iyi partililerdir. Bu sorumluluğu ben alacakları kanaatindeyim. Yavuz Bey'i de o sorumlulukta görüyorum. Yapması gereken de budur Yavuz Bey'in. Ama şunu söyleyeyim bakın. Ben bu hadisenin metin hatasıyla, gözden kaçmayla olduğu kanaatinde değilim. Daha önce de bunu söyledim. Bu istikrarlı fikrimdir. Meral Akşener bunu kasten söylemiştir, zikretmiştir. Bakın uzun süredir Türkiye'de asimetrik bir muhalefetten bahsediyoruz. Yani kine boğulmuş, kin dilini geliştirmiş, kin ve öfke ile bütün salvolarını, eleştirilerini yapan bir muhalefetten bahsediyorum. Bu asimetrik bir muhalefettir. Yani nedir? Şöyle, işte biraz sonra değineceğiz. İşte bir organize suç örgütü liderinin sözün üzerinde sörf yapmak, hani sözün meclisten dışarı. Ama bunları görüyoruz. Sözün üzerinde sörf yapan bir siyaset görüyoruz. Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantılarında FETÖ'nün kasetlerini referans alan defaatle konuşmalar gördük. Ya istikrarlı bir şekilde defalarca, yani onlarca grup toplantısında zamanında FETÖ'nün kasetlerine dayandılar bunlar, biliyor musunuz? Değişen bir şey yoktur. Fakat şunu net bir şekilde ifade edeyim. İllegaliteden, illegal olaylardan, illegal dinlemelerden kimseye fayda gelmez. Bu noktada benim kanaatim bütün partilerin bir arada olması lazım. Çünkü bu insanların sınırı yoktur. Bu insanlar bugün ona, yarın ötekine, diğer gün bana, öteki gün size hiçbir meşru sınırları yoktur. Kendilerini meşrulaştırmak manasında ailelerini ve evlatlarını kullansalar dahi ben onu da içselleştirdikleri kanaatinde değilim. Dolayısıyla hiçbir ahlaki sınıra, etik sınıra dayanmayan, hiçbir kanunla kendini bağlı hissetmeyen birinin yurt dışındaki hezeyanlarını baz alıp siyaset üretmek benim kanaatime göre Türkiye millet açısından doğru bir şey olarak algılanmayacaktır. Doğru bir hal olarak algılanmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü açıklamalarına dersiniz? Sayın Ağrı Ağrı'nın eleştirdi. Ya bu asimetrik mücadelede Netanyahu benzetmesi, Rize'deki, İkizdere'deki protestolar, evet, paralelinde bir asimetrik karşı cevap olarak mı anlayalım? Bakın, şimdi şöyle bir söz vardır ya, Malcolm X kullanmıştır bunu, rüzgar eken fırtına biçer diye. Biz onu kullanmayalım ama şunu diyelim, bakın rüzgar eken rüzgar biçmiştir, dengelidir. Karşı hadise, tepki, Rize'deki tepkiler dengelidir. Bir kere onu söyleyeyim, o bir. İkincisi, Sayın Cumhurbaşkanımız o konuşmasında aslına bakarsanız bir tespit yapmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız kalkıp kendinin toplum için ne olduğunu izah edecek durumda değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın ne olduğu ortadadır. Toplumda nasıl algılandığı ortadadır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu tespiti yapmıştır. Demiştir ki sadece Rize'de değil, bu tür bir dille memleketin tamamında bu protestoyla karşılaşırsınız demiştir. Ya burada tehdit aramak bence yakışık almaz. Şöyle yakışık almaz. Bakın, Fırat'ın kenarında susuz kalmış kuzudan sorumlu diye bir inancımız var ya, buna iman etmişiz.